Milli Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi bu kez. Operasyonun ayrıntıları için hemen Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan karşımızda. Arda kolaylıklar diliyoruz. Nedir detaylar? o operasyon Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayeti kırsalında bulunan Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarınca gerçekleştirildi. PKK'nın eğitim sorumlularından biri olan isim e, Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi. Peki kimdi Ümit Tarhan? PKK'nın sözde özel güç mensuplarına saldırı ve sabotaj eğitimlerinin verildiği akademiler sorumlusu olarak biliniyordu. Rezan Ahmet Kodatlı Ümit Tarhan Duhok'un kırsalındaki Gara bölgesinde düzenlenmişti operasyonla etkisiz hale getirildi. Esasında Milli İstihbarat Teşkilatı Ümit Tarhan'ı 2009'da örgüte katıldığı dönemden bu yana tespit etmiş, takip etmişti. Fakat özellikle son dönemlerde Türkiye'ye karşı yapılan eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladı ve bu eylemleri yapacak kişileri eğittiği yönündeki tespitler üzerine etkisiz hale getirilecekler listesini aldı Milli İstihbarat Teşkilatı Ümit Tarhan'ı. Peki süreç nasıl işledi? Öncelikle etkisiz hale getirilecekler listesine alınmasının hemen ardından bölgeye Gara Bölgesi'ne Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları intikal etti ve uzunca bir süre hem teknik hem de fiziki takip altında tutulduğu Ümit Tarhan ve operasyon için uygun zaman beklendi. Bu uygun zaman Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan tedarik ettiği bazı malzemeleri elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almaya gidişi esnasında gerçekleşti bu teslim alma noktasına giderken yanında bulunan bir diğer PKK'lı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha ajanları tarafından Ümit Tarhan'ın MIT'in tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından gara alanında PKK'daki yönetimsel sorunlarında arttığı yine güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgiler arasında geliyor. Ümit Tarhan'ın teröristleri çatışma ortamını hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarda etkisiz hale getirilmesi örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine vurulan büyük bir darbe olarak yine kayıtlara geçiyor. Ümit Tarhan 2009'da PKK'ya katılmıştı. Avrupa'dan katıldığını belirtelim. Almanya'dan katıldığını söyleyelim. 2010 yılında Irak'ın Kandil alanında basın çalışmalarını yürüttü. Ardından özel güç sözde arşiv birimine görev aldı ve Suriye'nin Aynel Arap şehrine 2015 yılında gitti ve 2016 yılında özellikle hendek ve barikat olayları döneminde Türkiye'yi patlayıcı madde aktarımı yaptığı da yine kayıtlar ve tespitler içerisinde yer alıyor. Örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı. Bunların nasıl hazırlanacağına yönelik eğitimleri verdiği de yine Ümit Tarhan hakkında yapılan tespitler arasında 2017'de tekrar Suriye alanından Irak kırsalına geçti. Elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaları yürüttüğü esnada Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları İran kuzeyinde Duhok vilayetine bağlı Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla yanındaki bir PKK'lı teröristle birlikte etkisiz hale getirilmiş oldu. CNN Türk muhabirim Arda Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz aktardığı detaylı bilgiler için bu kritik operasyona dair.